Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yüksek hızlı tren garı alt geçidinin hizmete açıldığını belirterek Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili gece gündüz demeden çalıştıklarını, 31 ilçede yatırımların devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, Mazbata'dan hemen sonra ilk temelini attığımız yatırım olan alt geçidin söz verdiğimiz tarihten önce açıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum dedi. Konya için söz verdiğimiz konuları bir bir çözmeye devam ediyoruz. Bir taraftan metro, banliyö ve bisiklet gibi toplulaşma araçlarını çözerken bir taraftan da trafiğin ana unsuru olan taşıtlarımız için önemli projeler yürütüyoruz. Hatırlayacağınız gibi Mazbatamızı aldıktan sonra ilk yaptığımız iş yüksek hızlı tren garı önündeki alt geçidin temelini atmak olmuştu. O gün de 25 Eylül'de burayı tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Elhamdülillah bir hafta önce İş tamamlandı ve şu anda trafik akışını sağlamış olduk. Tabii Demiryolu Caddesi özellikle sanayicilerimizin çok yoğun kullandığı Konya'nın ana arterlerinden birisi. Yüksek hızlı trenin açılmasıyla birlikte burada bir keşmekeş oluşacaktı. Aslında bir tünel inşa edilmiş oldu. 155 metre uzunluğunda bir tünelle birlikte trafiği yüksek hızlı tren garında oluşacak trafik karmaşasından uzaklaştırdı. Ve dün akşamdan itibaren de şu anda aktif bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trafik bu dönem üzerinde en çok çalıştığımız konulardan birisi. Taşıtlarla ilgili alt geçitler, düzenlemeler yaparken ana olarak toplu ulaşımla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah metronun ihalesi yakında gerçekleşecek. Önemli olan insanların trafikte geçirecekleri vakti azaltmak. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dönemin ana sloganı gönül belediyeciliği. Biz de buna uygun olarak her daim vatandaşlarımızla birlikte iç içe bir siyaset yürütüyoruz. Belediye başkanı olarak her zaman vatandaşımıza içeceğiz, çarşıda, pazarda onları ziyaret ediyoruz. Ama bir taraftan da şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili gece gündüz demeden çalışıyoruz. 31 ilçemizin tamamında altyapı çalışmalarımız, asfaltlama çalışmalarımız, köy yollarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu fiziki belediyeciliğe en güzel örneklerden birisi de verilen sözden bir hafta önce tamamlanan 22 milyon liraya mal olan yüksek hızlı tren hattı, garı, alt geçidi. Şehrimize hayırlı olsun.